Dul. Balıktan sonra niye helva yenir? Balık öldüğünü anlasın diye. Evet. Siz de güzel bir hamsi tavanın ardından fırında helva yiyebilirsiniz. Şimdi size bu güzel tarifin yapına geçeceğiz. Tabii ki önce böyle bir kıvamını da gösterelim. Görüyorsunuz. İçi böyle pamuk gibi üzeri kızarmış bir helva sizleri bekliyor. Şimdi yapımına geçiyoruz. Fırın helva malzemelerimiz 500 gram tahin helvası, kakaolu veya sade olabilir. Çay bardağı öğütülmüş fındık, 1 çay kaşığı tarçınımız ve 1 adet limon kabuğu rendesi. Limonun kabuklarını şöyle beyazını almadan rendeliyoruz ve 1 çay bardağı da sütümüz var. Helvalarımızı attık. Kabımızı aldık. Helvalarımızı. Bıçakla ateşi şöyle incelttikten sonra sütümüzü atacağız. Önce bir yarısını atalım. Şu kadarını attık. Limonumuzu atalım. Evet, bir çay kaşığı da tarçınımızı attık. Sonra fındığımızı da atıyoruz. Lavanta karışımımızı eziyoruz güzelce. Evet, sütümüzün geri kalanını da ekliyoruz. Evet, kıvamı görüyorsunuz. Biraz daha hafif sulu olması gerekiyor. Yarım çay bardağı da sütümüzü ekledik. Yani toplamda 1,5 çay bardağı süt gidiyor bu tarifimize. Evet, kıvamımız güzel oldu. Şimdi bunu kaplarımıza alıyoruz. Güveç kabımızı alacağız. Evet, kabımızı aldık. Şimdi bunu fırınımıza atıyoruz. 200 derecede atacağız. Hemen bir 5-10 dakika da pişecek. Evet, ve helvalarımızı atıyoruz. Tadına bak bakayım nasıl olmuş. Güzel mi? Afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun.